17. yüzyılda Paris'te her yaz çuvallarla kediler yakılıp eğlence düzenlenirken, Osmanlı'daysa vatandaşlar sokak hayvanlarına miraslarından pay bırakırdı. Dünyanın ilk hayvan hastanesi, kuş evleri, hayvanlar için özel haklar hepsi Osmanlı Devleti'ndeydi. Osmanlı şüphesiz çağları aşan bir medeniyetti. Yeryüzünün sessiz sakinleri olan hayvanlara özel ilgi gösterilir, onların hakları içinse kanunlar çıkarılırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nda hayvan haklarının korunmasına yönelik fermanlar 15. yüzyıla dayanır. 2. Bayezid döneminde yük hayvanlarına eziyet edilmemesi ve beslenmelerinin usulünce yapılması için fermanlar buyurulur. 18. yüzyılda ise yük taşıyan hayvanların cuma günleri çalıştırılmaması kararlaştırılır. Osmanlı'da hayvanlara gösterilen özen mimariye de yansır. Cami, medrese ve çeşitli yapılara kuş evleri de eklenir. 19. yüzyılda ise kuşların göç yolunda bulunan Bursa'ya yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kuşlar için dünyanın ilk hayvan hastanesi Gurbahane-i Laklakan açılır. Ayrıca Osmanlı'da sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi için mancacılık adı verilen ayrı bir meslek grubu oluşturulur. Osmanlı'nın hayvanlara gösterdiği bu nezaket birçok Avrupalı seyyahın seyahatnamesine de konu olmuştur. Hayvanlar özellikle Rönesans döneminde Avrupa'da aşağılanırken Türkler tarafından el üstünde tutulmuştur. Osmanlı'nın hayvan haklarına karşı duyduğu hassasiyet Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin usullerine dayanırdı. Unutmamalıyız ki hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır.